Efendim, Ulus'tan Ümmet'e programında bu gece Türkiye'de tevhidi uyanış sürecini değerlendiriyoruz. Sayın Mustafa İslamoğlu ile beraber olayı müzakere ediyoruz. Programımızın yani bu bölümünde Türkiye'deki tevhidi uyanış sürecine katkıda bulunan, destek veren, ona havzalık yapan odaklarımızı, köprülerimizi konuşacağız. Yani Düşünce Dergisi, Ercüment Özkan, evvelki programda demiştik ki arkadaşlarının yaklaşımı, yapı anlayışları, Aylık Dergi, daha sonra sivil, akademik çevrelerdeki uyanış çabaları, bunlara işarette bulunacağız. Ama ben ilk defa bize ulaşan dergiler var. Kısaca onlar hakkında size bilgi vereyim müsaadenizle. Ümran Dergisi bu sayısını tamamlanmamış devrim diye Orta Doğu'daki İslami uyanış canlanma sürecine çekmiş. Devrim süreci kavramıyla olayı ele alıyor. Konuyla ilgili Cevat Özkaya'nın geçen de bizim Tunus'a gitmiştik. Oradaki izlenimleri var, değerlendirmesi var. O gezimizin, oradaki diyaloglarımızın değerlendirmesi var. Yine Musa Üzer'in, Asım Özer'in yaptığı bunlar. Asım Öz'ün yaptığı röportajlar. Musa Üzer'le çıkan kitabı üzerine şey var, bir röportaj var. Ama genellikle konu Orta Doğu'daki değişim süreciyle alakalı değişik analiz yazılarını içeriyor. Genç Birikim dergisi de yine bizim Tunus gezisine ayırmış Ali Kaçar'ın yazısı var. Bu geziyi değerlendiriyor, analiz ediyor. Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeleri, ortadaki gündemini tek tek ele almış. Mesela Süleyman Aslantaş'ın Irak, Suriye, Mısır analizleri var. Medeniyet, Kazım Sağlam'ın editörlüğünü yaptığı Medeniyet Derneği'nin aslında bülteni ama bu dergi mahiyetinde bir yayın. Bu sayısını güzel ahlaka ayırmış. Özellikle Kur'an ve Muhammed'i sünnet çerçevesinde yani ahlak boyutunu, müminlerin özelliği boyutunu değişik açılardan ve kavramsal boyutuyla ele alıp irdelenmiş. Şimdi efendim ben yaşadığımız ve araştırdığımız kadarıyla Türkiye'deki tevhidi uyanış sürecinin en önemli hafızaları olarak 70'li yıllarda en başta tezahür etmesi açısından bir ekip olmaya çalışan bir çevrenin çıkarttığı Düşünce Dergisi'nin düşünce yayınlarını görüyorum. Yine bağlı olarak Ercüment Özkan ve arkadaşların 1971'den sonra oluştukları gizli, benim bile bildiğim kadarıyla İslam Hizbi denilen bir tebliğ ve bir yapılanma çalışması var. Bunun etkileri oldu. Kısmen bunları değerlendireceğiz. Ve bu etkiler çerçevesinde mesela çıkan bir nevi Düşünce Dergisi'ni tekrarlayan Sayın İslamoğlu ifade etti. Ankara'da Talebe Dergisi vardır. Biraz Yeni Ölçü Dergisi partiyle bu söylem arasında bir köprüdür. Ama tüm bu havzalardan etkilenen, o zaman eli kalem tutan insanların, edebiyatçılarımızın, şairlerimizin, hikaye yazarlarımızın ve aynı zamanda Kur'an çalışmaları yapmaya eğilimli insanların, gençlerin bileşkesinden çıkan bir aylık dergi vardı. Ben bunun da bir zihin inşası, zihni yönlendirme konusunda kendi dönem için önemli olduğunu düşünüyorum.
yani üç havza ki bu havzada üretilenler daha sonra o zamanın 70'li yıllardaki İslami duyarlılığı en yüksek düzeyde taşıyan Akıncılar Hareketi'ni ve diğer İslam'a ilgi duyan gençlerini özellikle daha kitlesel dergiler, Şura, Hicret, İslami Hareket, Tevhid dergileriyle sloganik de olsa etkilediğini düşünüyorum. Ama bunların yanında özellikle akademik tahsil hayatı içinde ben Ankara'da ve İstanbul'da iki tane ismin önemli olduğunu düşünüyorum. Birisi Bosna'dan gelen Tayyip Okiç ki Ankara İlahiyat Fakültesi'nde 4-5 tane gerçekten doktora yaptığı insan vardır ki işte Mehmet Hatipoğlu, İsmail Cerrahoğlu, Talat Koçyiğit gibi Abdülkadir Şener gibi bunlar yani kaynağa gitmek, usul konusunda netleşmek konusunda yani Türkiye akademik hayatında ilk insanlardı. İstanbul Yüksek İslam Endüstrisi, daha sonra İlahiyat Fakültesi oldu. Yüksek İslam Endüstrisi'nde de Faslı, Tunus'tan gelme Muhammed Tancı vardı. Gene ıslah ekolünden gelen bir insan. Onun da ben Hayrettin Karaman'ların oluşturmaya çalıştığı hizmet neslinle Bekir Topaloğlu, Hayrettin Karaman bunları ciddi anlamda yönlendirdiğini. Salih Tuğ Hoca. Salih Tuğ. Ve yine bunları Erzurum İslam İlimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi gene İslam İlimleri Enstitüsü'nde hocalık yapan Muhammed Hamidullah'ın derslerine katılan o zamanki akademisyen olmaya çalışan gençlerimize önemli katkılarda bulunduklarını bu üç ismin yani Tayyip Okiç, Muhammed Tancı ve Muhammed Hamidullah bunlar zihni olarak önemli akademik alanda bir katkı sağladılar. Bu akademik alanda kalmadı. Bizatihi İslam'a ilgi duyan, talep eden birçok insana da bunların çalışmaları kısmen yansıdı. Sivil alanda da Mustafa Bey ifade ettiler. Eser kökenli Hatip Erzen bir vesileyle müftü olma imkanını yakalamış ama o sistem içi aracı gerçekten ilkeleriyle ve Müslümanca kullanmış ve önemli bir çevre oluşturmuş. Yani insanları dinimizi delilli öğrenelim, kitaptan öğrenelim, sahih sünnetten öğrenelim çığırını açan ve etkilediği Bilhan var, Topal Sait var, Sait Çekmegil var. Bu halka yanılan bir ezgi. Bütün bunlar aşağı yukarı diyebilirim ki Türkiye'deki tevhidi uyanış sürecinin en önemli muharrik unsurlardır. Katkı sağlayan unsurlardır. Ama özellikle kamuoyu onu dönük iki tane yüz, düşünce dergisi ve aylık derginin yeri kendi dönemi için bence unutulamaz. Şimdi özellikle ben düşünce dergisini ele alalım diyorum bu şeyde konuşma boyutunda. Yani Türkiye'de tevhidi uyanış sürecinde ilk temayüz eden bu düşünce yayınları ve düşünce dergisinin kendi döneminde en önemli taşıyıcılarından olmuş Ali Kemal Temizer ile düşünce dergisini konuştuk. Şu soruyu sorduk. Dedik ki 1970'li yılların ortalarından itibaren millici ve gelenekçi asebiyeyi aşmaya çalışan, kendini fikirde ve sanatta Kur'an ve sünnet ile belirlemeye çalışan düşünce dergisinin Türkiye'deki İslami bilinçlenme sürecine sağladığı katkıları ana başlıklarıyla belirtmeniz. Ayrıca kendi koşulları içinde düşünce dergisinin yani hangi yetersizlikleri vardı? Bu konuyu irdelemesini istedik. Dinleyelim. Ercüment Özkan'la olan birlikteliğimizde
işin başı veya o işte 1972 itibariyle başlatmış olduğumuz çalışma bir bakıma İslami esaslar doğrultusunda bir fikir, bir kavram birliklerini sağlamaya yönelik bir çalışmaydı. Ve bizim bu çalışmayı başlatırken temel prensibimiz Kur'an'a dayalı bir süreci yaşayarak Allah-u Teala'nın takdir ettiği sonuca ulaşmaktı. Ama tabii Ercüment Bey'in geçmiş itibariyle Hizb-ü Tahrir kökenli olması nedeniyle, Hizb-ü Tahrir'den gelmesi nedeniyle her ne kadar hapishane yıllarında Hizb-ü Tahrir'le tamamen bağlarını koparmış olsa bile fikri bağları devam ediyordu. Ve bu cümleden olarak da Ercüment Bey, Takvit-i Nepali'nin Mefhumlar isimli kitabında bir toplumun davranışlarını beğenmiyorsanız o toplumun hayat hakkında sahip olduğu veya oldukları telakkileri değiştirmekle işe başlayacaksınız tembihine hareketle aşağı yukarı içerisinde yaşamış olduğumuz toplumda İslami manada bir ihya planının uygulanabilmesi için behemel Kur'an'a dayalı olarak bir kavram birliklerinin sağlanması noktasında ağırlık verildi. Ve o bizim çalışmamız bu minvar üzere devam etti. Eğer bunun kısa kısa alt başlıklarına bakmamız gerekirse, önce Kur'an'a göre tevhid anlayışımızın yeniden düzenlenmesi, bu tevhid anlayışına bağlı olarak da davranış biçimlerimizin bir şekilde olgun seviyeye ulaştırılması ve bütün bunların yanında da namazın cinsinden bir siyaset algısının, bir siyaset olgusunun bir şekilde önce nefislerimize sonra etrafımıza hakim kılınması noktasında bir birlikteliğimiz söz konusuydu. Ve bu anlamda da belki 1960'ların ortalarından itibaren Seyyid Kutup Mevlidi, Malik bin Nebi, Yusuf el-Kardavi ve benzerlerinin ortaya koymuş oldukları bütüncül İslam'ı yansıtan İslami anlayışı bir şekilde Hizb-ü Tahrir'in ortaya koymuş olduğu yahut da Ercüment Özkan'ın Hizb-ü Tahrir'den esinlenerek kendisine var olan siyasi birikiminde birleştirilerek bir bakıma bütüncül bir İslam anlayışının ikamesi noktasında bütüncül bir İslam anlayışının, tevhidi bir İslam anlayışının etrafta yaygınlaşması ve bu bağlamda yepyeni bir anlayışın ikam edilmesi noktasında gayretler ortaya konuldu. Ve bizim başından itibaren, yani Ercüment Özkan'la olan birlikteliğimiz başından itibaren, bunun tarihi başlangıcı 1972'dir, o tarihten itibaren biz hiçbir zaman için bir İslami devleti önceleyerek bir hareket yapmadık. Tamamen tevhidi bir bilincin ikamesi ve bu bilince bağlı olarak da davranış bütünlüğünün sağlanması noktasında bir gayret, bir faaliyet ortaya koyduk. Ve sürecin yaşanmasını önceledik, sonucu sürecin yaşanmasıyla ancak mümkün olacağı noktasında kanaat birliklerine vardık. Efendim, VTR'lerde bir kayma oldu herhalde. İnşallah bu eksikliği, yanlışlığı telafi etmeye çalışacağız. Ali Kemal Temizle'den sonra Süleyman Aslantaş'a soracaktık. Ben madem o gündeme geldi, olayı tamamlayayım. Yani 70'li yani yıllarda Türkiye'de Türkiye'deki İslami uyanış sürecinde yaştan katkıları olmuş ve bu sürecin tabii taşıyıcılarından birisi de tabii kendi şartları içinde değerli, kendi tarihi şartları için değerlendirmek lazım. Bugünden baktığımızda bugünkü seviyemiz, birikimimiz itibariyle eleştireceğimiz birçok şey bulabiliriz. Ama o zamanki zor geçitlerde, barikatlar içinde ve imkansız birikimsizlik içinde o hamle çok önemli bir hamleydi bana göre. Bu konuyu değerlendirelim diye o hamle içinde yer almış, başından beri yer almış Süleyman Aslantaş'a şu soruyu yöneltmiştik. Türkiye'de 1967'de Hizb-ı Tahrir cemaatinden ayrılan Ercüment Özkan'ın 1971'de arkadaşlarıyla kurduğu ve İslami tebliği ve devrim sürecini önceleyen gizli yapı ve çalışmalar Türkiye'de tevhidi bilinçlenme sürecinde ne gibi katkılarda bulundu demiştik. Benim bildiğim gene bu gizli yapının adı yani İslam Hizbi olarak aklımda kalmış.
Bu yapı içinde bulunan Süleyman abi, yani uzun bir dönem bulunmuş olan Süleyman Aslantaş, bu yapı sürecini de içine alacak şekilde geçen yani 2012'nin son aylarında Beyan Yayınları'nda hatıratını yayınladı. Ankara'da 45 yıl diye soruyu ona sorduk. Ve böyle bir cevap verdi. Ben yaklaşımı ifade ettim. Yani konuyu aktarırken. Sizin madem ön plana çıktı, Ercüment Özkan ve çalışması, arkadaşların çalışması, bu konuda kendi dönemi için gerçekten bugüne bizi getiren bu birikimin yani temellerinde koyduğu harç açısından, sağladığı katkı açısından sizde kalan izlenimler nedir? Kendimi Ercüment Bey'in ve hareketinin değerlendirilmesinde yetkin olarak görmüyorum doğrusu, buna ehil görmüyorum. Ama sadece izlenim olarak sordunuz, cevap vereyim. Ercüment Bey'in ve çevresinin benim açımdan orijinal tarafı şuydu. Şimdi bir dergi kurarsınız, dergide bir entelektüel faaliyet yaparsınız. İşte yazılar yayınlanır, paylaşırsınız ve bununla sınırlı olur. Fakat Ercüment Bey'in faaliyeti gördüğüm kadarıyla entelektüalite ile sınırlı bir faaliyet değil. Evet. Rehberlik yaptığı, abilik yaptığı, kardeşlik yaptığı, belki bazen dadılık, babalık yaptığı, bazen efendim mutfağa girip aşçılık yaptığı ve onları bir anaç tavuk gibi güttüğü, tabiri caizse yetiştirdiği, koruduğu, kolladığı bir model görüyoruz ortada. Yani bir paylaşma modeli görüyoruz ortada. Onun için ben bunu anlamlı buluyorum. Bir yaşanmışlık var. Zira amellerimiz, daha doğrusu söylediklerimiz ve yazdıklarımız değerini yaşanmışlıklarından alırlar. Ne kadar söylediğinizle değil, ne kadar yaptığınızla değerlendirirsiniz. Değer bulur söyledikleriniz. Onun için Ercüment Bey'in hareketinde de ben bir yaşanmışlık görüyorum. Ve bunu anlamlı buluyorum. Bunu farklı buluyorum. Yani fil dişi kuleye oturursunuz, ahkam kesersiniz. Hiçbir emek vermezsiniz. Zahmet çekmezsiniz. İnsanlarla yüz yüze gelmez, onların dertlerini taşımazsınız. Ve bir dergi çıkarırsınız, dergide patronluk yaparsınız, ağalık yaparsınız veyahut da başyazarlık yaparsınız. Anlatabiliyor muyum? Ve onlara da talimat verirsiniz, öğretirsiniz, didaktik bir tarzınız vardır vesaire vesaire vesaire. Yani bunlar tanıdığımız, bildiğimiz tavırlar. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama bir hayatı paylaşıyorsanız, aynı zamanda bir aşkı, bir heyecanı paylaşıyorsanız ve bu aşkı, bu heyecanı paylaştığınız insanlarla emek veriyorsanız, emek, ciddi inşa faaliyetindeyseniz, aynen, bir bina temelini atma kaygısı duyuyorsanız. Eyvallah. Ve emeğin içine, siz harcın içine kendinizi de katıyorsanız, yani sadece onları harc olarak kullanmıyor, kendinizi de, kendi ömrünüzü de, kendi birikiminizi de, kendi hayatınızı da bu harcın içine karıyor, katıyor ve birlikte büyüyorsanız, yetiştirdiklerinizle, yetiştirme iddiasında olduklarınızla beraber büyüyorsanız, ben bunu çok anlamlı bulurum. Evet. Ercüment Bey'in çalışmasında benim için ilginç olan taraf budur. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah çabalarını, çalışmalarını inşallah mükafat olarak karşısına ahirette çıkarsın efendim. Yine 70'li yılların en önemli gündemde sesi olan çalışması, Düşünce Dergisi çalışmasıydı, yayınlarıydı. Ali Kemal Bey'e bu konuda yönelttiğimiz soruyu aktarmıştım. Şimdi hazırsa eğer VTR'yi izleyelim. Düşünce Dergisi 1976'nın Nisan ayında ilk sayısını yayınladı.
1970'li yılların ortalarından itibaren Türkiye'de bir kimlik arayışı vardı. Müslümanların bir kimlik arayışı vardı. O yıllar sağ ve sol kutupların belirginleştiği ama Müslümanların henüz kendilerini tanımlayamadıkları, konuşlandıramadıkları bir dönem idi. Düşünce Dergisi çıkışıyla beraber kendisini sağcı muhafazakar bir yapının dışında salt Müslüman kimliğiyle düşüncelerini ifade eden hem edebiyatta, hem sanatta, hem siyasette, hem düşünce hayatında özgün bir çizgiye sahip dergiydi veyahut da böyle olma iddiasındaydı. Bu kimlik arayışının en somut yayınlarından birisi oldu. Devam ettiği sürece de bu çizgisini muhafaza etti. Büyük bir ihtimalle kendisinden sonra gelen dergileri, kendisinden gelen sonra gelen yayınları ve düşünce kalıplarını etkiledi. Bu dönemde Türkiye'nin 70'li yıllarındaki en derin izlerinden birisine sahiptir Düşünce Dergisi. Dergiyi çıkaran ekip o zamana kadar Türkiye'nin çok alışkın olmadığı bir söylemi dile getirdiler. Bu karşılık buldu. Büyük bir ihtimalle daha sonraki insanlar kendilerini ifade etme açısından, en azından netleşme açısından daha büyük bir imkana sahip oldular. Biz kendi imkanlarımızla, gücümüzle yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalıştık. Biz yaptığımız şeyler doğruydu. Etkili olduğunu düşündüğümüz bir söyleme sahip olmaya çalıştık. Ama eğer buradaki yetersizlikten kasıt niye devam etmedi, kurumsallaşmadı, kısa bir ömrü oldu anlamındaysa dönem dergilerinin zaten belli bir ömre sahip olduklarıdır. Onlar çıkarlar, mesajlarını verirler ve bir süre sonra misyonlarını tamamlarlar. Devam eden dergiler daha çok ya bir kurumsal yapının yayın organı olarak ya bir cemaatin, teşkilatın, örgütün yayın olarak devam eden yayın organlarıdır. Bunlar tabii daha uzun ömürlü olurlar. Düşünce bu açıdan arkasını böyle bir yapıya dayandırmadığı için çok da kısa sayılmayacak bir ömre sahip oldu. Her biri bağımsız insanlardı. Bunlar bir cemaat kültürüne sahip olmadıkları için, böyle bir hedefleri olmadığı için belli bir zamandan sonra devam edemedi. Tabii o süreçteki 12 Eylül faktörünün de buna çok belirgin bir etkisi olmuş olabilir. Ben çok kısa bir iki cümleyle hemen bu VTR'yi değerlendirecek olursam, evet çok önemli bir fonksiyonu vardı, doğru. Bir cemaat formu, şablonu olmadan, gerçekten İslam'ı talep ederek, onu yaşamlaşma arzusu ile yanan insanların, tutuşan insanların çıkarttığı bir bilinçlenme havzasıydı Düşünce Dergisi. Ama bu dergide bilinçlenme arttıkça, Kur'an'ı bilinç, tevhidi bilinç, Resul'ün örnek hayatı ve Kur'an bütünlüğü kavrandıkça ben dergi içinde cemaat olmak lazım, bütünleşmek lazım, bir strateji oluşturmak lazım tarzında yazıların yazıldığını biliyorum. Ali Bulac'ın ben henüz bir stratejik olgunlukta değilim tarzında ki yazılarını hatırlıyorum. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi yani daha olayın başında yeni yetersizlikler var ama aynı zamanda da ideal olanın ne olduğu kaygısını taşıyan insanlar bunlar. Bu aslında 70'li yıllardaki toplam Müslümanların ortalama haliydi. Çünkü bir gelenekten kopuyorsunuz ve yeni bir gelenek inşa etmeniz lazım. O inşa etme sürecinde henüz ara dönem veya işin başlangıcında olan endişeler olarak değerlendiriyorum Ali Kemal Temizler'in bu yaklaşımını. Diyalektiğin o can yakıcı
kutupu burada da gözüküyor. Yani olmak ya da olmamak. Evet. Burada da onu görüyoruz. Yani tamam diyoruz, şahsen ben de mer konu varmış. Ben daha önce söylemişim ama kadrolaşamadılar, kurumlaşamadılar, mektepleşemediler dedim. Bu doğru. Bunda ısrarcıyım. Yani bir cemaate arkanızı yaslamak tek alternatif değil ki. Siz bir cemaat olabilirdiniz. Şüheda olmak durumunda değil miyiz? Eyvallah. Yani nihayetinde Mekke'de bir mescitleri yoktu ama bir cemaatleri vardı Müslümanlar. Evet. Yani olabilirdiniz. Ama bunu söyledikten sonra hakkaniyet açısından şunu da söylemek lazım. Bu insanları cemaat etmeyen neyse zaten konuşturan, yazdıran, sancılandıran da oydu. Evet. Yani bu insanlar o dönemde şahsiyetleriyle ortaya çıktılar. Çünkü ilk nüveydi, tabiri caizse turfanda idi. Ve el yordamıyla bulunuyordu birçok şey. Çünkü herkes zaten parselini kapmış. O parsellerde ki binalar tarihi, artık dokunulmaz. Gece kondu bile vermiyorlardı binanın yanında. Oralara adama bir metrekare baraka açtırmazlar, pazar tezgahı açtırmazlar insana. Ve bu insanlar parsellenmiş bir alanın içinde maneviyat dünyasının yer üstü ve yer altı babalarına rağmen çıkıyorlar, bize de bir yer diyorlar. Söyleyecek sözümüz var diyorlar ve üstelik sözlerini de Allah'ın kitabına yaslıyorlar. Nebi'nin örnekliğine yaslıyorlar. Ve bu önemli. İşte bence bu eksikleri saydığımız, işte kurumlaşamadılar, kadrolaşamadılar, mektepleşemediler. Bir plan ve program sunamadılar. Sorunu gösterdiler ama çözümü gösteremediler. Bütün bunlar bir tarafa ama efendim daha sonra kadrolaşanlar çıktı. Kurumlaşan hareketler çıktı. Mektepleşen hareketler çıktı elhamdülillah. Hatta çözüm sunan hareketler çıktı. Ama bütün bunların temelinde onun da bir kürek harcı var. Evet. O harcın bir de estetik boyutunu, bedi boyutunu dile getiren aylık dergi. Kur'an'a yönelmiş. Eyvallah. Düşüncede ve sanatta Kur'an'a yönelmiş gençlerimiz vardı. Aylık dergi çıkartmışlardı 1978'in sonunda. Ve bildiğim kadarıyla siz de, okuduğum kadarıyla siz de o derginin yazarlarınızdandınız. Denemeleriniz var, şiirleriniz var. Çok az vaktimiz kaldı. Aylık derginin bu anlamda yani rolü neydi, fonksiyonu neydi? Eyvallah. Yaşar Kaplan'ı rahmetle analım. Yani hep ölenler rahmetle alınmaz. Ben Yaşar Kaplan'a ulaşmak istedim. Maalesef Almanya'da o şimdi yani ticari işler uğraşıyor diyelim. Keşke Yaşar abi dinleyebilseydik. Evet. Çok iyi olurdu. Aynı zamanda hasret de gidermiş olurduk. Evet. Ama onun o büyük emeğini burada yad etmeyi bir vefa borcu. Amenna. Bilirim. Hem bizlerde emeği var, hem de Türkiye'deki Kur'ani bilinçlenmede ciddi bir emeği var. Özellikle Türkiye'deki, Anadolu'daki İslami gelişmelerin, İslami yönelişin edebiyatçılar eliyle olması, Türkiye'deki İslam'ın, Türkiye İslam'ının bir parça kitabi değil, hitabi, ilmi değil, hissi oluşuyla çok iç içe bir karşılığı var. Bu çok önemli. Yani bunu şöyle geçmişe doğru dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz zihin yürütürse, akıl yürütürse ne demeye çalıştığımızı da anlarlar. Fakat aynı zamanda Aylık Dergi tecrübesi edebiyatta da bir
yepyeni bir çığırdı. Zira Aylık Dergi ile beraber devam eden başka dergiler de vardı. Ben onlarda da yazdım. Efendim. Ama o dergilerin hepsi yine Türkiye'deki o kadim, kalın çizgi, evet, o hissi, ilmiyatın karşısında hissiyatı temsil eden bir parça batıni, bir parça mistik, o ana damardan, o kalın çizginin içinden akıyorlardı ve sorgulamıyorlardı. Burada şöyle bir şeye dikkat çekmek isterim. İnsanları ikiye ayırmalıyız, faaliyet yapan insanları. Bir, bulunduğu yere sorgulayarak gelmiş insanlar. İkincisi, kendisini bir yerde bulup o yeri savunan insanlar. Bulunduğu yere sorgulayarak gelmiş, o yeri savunan insanlar asıl çığır açıcı insanlardır. Kendisini bir yerde bulmuş, bulduğu yeri savunan insanların aslında orijinal olarak yaptığı hiçbir şey yok. Onlar mevziyi kuvvetlendiriyorlar. Ve o mevzi onlarla falan başlamadı. Dolayısıyla onlar bir geleneğin ekmeğini yerler. Ama bulunduğu yere büyük sorgulamalar sonucunda, muhakemeler sonucunda gelmiş, ayıklamalar sonucunda gelmiş, mümeyyiz bir akılla iyisini almış, kötüsünü atmış ve tabiri caizse cengede de gelmiş. İnsanların durduğu yeri hangi yer olduğuna bakmaksızın, ikincisini bana biraz teferruat geliyor, yürekten alkışlıyorum. Bu anlamda Aylık Dergi böyle bir çıkıştı. Edebiyat alanında siz gelenekten kopuş, yani daha doğrusu kopuş demeyelim, geleneği ıslah etmek, geleneği ıslah, sahih temellerine oturtturmak. Aynen öyle. Geleneği ıslah eden bir yaklaşım getirmeye çalıştığınızda öbür taraftan dini çalışmalardaki ıslah hareketinden daha fazla tepkiyle karşılaşırsınız. Çünkü burada iki tane cephe var. Bir edebiyat cephesi, bir de din cephesi. Siz iki cepheye karşı dövüşmek zorundasınız. Siz Kur'an'ı da, edebiyatı da Kur'an'a yaslayan bir ıslah çalışması yapıyorsunuz. Yani edebiyat zaten hissi temeller üzerinde yükselir. Siz edebiyatın merkezine vahyi taşımaya çalışıyorsunuz. Ve Aylık Dergi'de çok ilginçtir. Koca bir sayfanın meale ayrıldığını görürdünüz mesela. Evet. Böyle gerçekten bugün için hiçbir şey gibi geliyor bu. Ama o gün için çok önemli bir şeydi bu. Koca bir dergi sayfası, efendim, bugün A3'ün yarısı belki, efendim, baştan aşağı meal. Bir sonraki sayıda Kur'an çalışmaları, Kur'an'da konu taramaları. Hatta Kur'an şiirleri, sure, evet, şiirleri. Anlatabiliyor muyum? Kur'an taramaları, Kur'an, efendim, kitabiyatı. Efendim, Kur'an hakkında çıkan kitapların özetleri vesaire gibi. Yani bir edebiyat dergisi bu. Ve çok mütevazı şartlarda çıkan. Aylık Dergi'ye emeğim de hasbelkader geçtiği için söylüyorum. Yaşar Bey hapse girdiğinde Aylık Dergi birkaç arkadaşla sırtlayıp yürütmek zorunda kaldığımız için söylüyorum. Çok zor şartlar altında çıkan bir dergiydi. Ve Aylık Dergi'nin o dönemde İslami edebiyatı ıslah edici rolünü cidden hayırlanmak lazım. Evet, yani Düşünce Dergisi'nde Cumali Unal'dı, Ömer Hasan Özbay, Hüseyin Besli'nin yapmak istediklerinin açılımı aşağı yukarı herhalde Aylık Dergi ile gerçekleşti. Zaten onu söyleyince daha sonra Aylık Dergi kapandıktan sonra Hüseyin Besli bir Bu Meydan dergisi çıkardı. Evet. Ve bendeniz de Bu Meydan dergisinde baş yazılar, kapak yazıları yazdım. Evet. Efendim. Ve adeta Aylık Dergi'nin sesini ve soluğunu
Hüseyin Besin'in çıkardığı Bu Meydan dergisinde de devam ettirmiş olduk. O zaman Allah taksiratını affetsin, Cem Karaca ile bir ilk defa Türkiye'de bir İslamcı çevre röportaj yapmıştı Bu Meydan dergisinde. Fakir'in de baş yazısı vardı, kapak yazısı, beri gel tanışalım diye. Bir yerde hasbelkader Cem Karaca ile karşılaştık. Efendim, biliyor musun dedi İslamoğlu, benim buralara gelmemde senin büyük rolün var. Yani hiç hesap edemiyorsunuz bu dergilerin nerelerde neler yapabileceğini, neler hangi kapıları açacağını. Ama tabii ki son bölümde inşallah niçin yani edebiyat konusunda bizim vahyi ilkelerle çizdiğimiz çerçeveyi modelleştiremedik. Bunu bir akıma dönüştüremedik. Bu tip kaygılar taşıyan insanlar hep birey kaldı olayını zaaflar boyutunda da herhalde konuşmamız, değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi ara veriyoruz.